Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Kasım sizin ayınız. Güneş 23 Kasım'a kadar akrep burcunda olacak. Bu ay doğan tüm akrep burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve önemli bir aydayız tabii ki. Mars, yönetici gezegeniniz Mars. Ayın büyük bölümünde zaten burcunuzda olacak. Boğa burcunda önemli bir ay tutulması yaşadık 28 Ekim'de. Bunun etkileriyle Kasım ayına başlıyoruz. İlişkilerle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Hayatınızda daha kadersel, daha güçlü tesirler altındasınız bu süreç içerisinde. İlişkileriniz çok belirleyici olabilir. Ayın özellikle ilk yarısı içerisinde eş konuları, partner konuları, işbirlikleriyle ilgili ortaklık konularınız, buralarda vereceğiniz kararlar, alacağınız bazı etkiler sizin için çok yol gösterici ve çok değiştirici, dönüştürücü olabilir. Ve 13 Kasım'da burcunuzda önemli bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay Mars'la birleşiyor ve tam karşıt burcunuzda da tabii ki Boğa'da Uranüs var. Dolayısıyla enerjisi çok güçlü, stresli, aksiyonlu ve tansiyonu yüksek bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Yaşamınızda inisiyatif alıp hızlı hareketlerde bulunabilirsiniz. Daha cesur, daha girişken, mücadeleci olduğunuz bir dönemdesiniz. Karşınızdaki kişilerin, eşinizin, partnerinizin, bazen bir rakibinizin ya da daha açık bir düşmanlığın, hani tehdit içeren bir konunun aniden sürpriz bir atağa geçmesi ve burada da bazı hani hızlı durumların hayatınızda söz konusu olması mümkün. Çok tabii ki fevri davranmak zararlı olabilir. Mars burada çok hızlı ve sabırsız yapabilir sizi. Daha sakin, daha sabırlı, daha uzlaşmacı olmakta fayda var. Stresi iyi yönetmek gerekiyor bu yeni ayda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa alacağınız etki artabilir. 15 ile 25 derece arası yeni ayda güçlü etkiler alabilirler. Genel sağlığınıza biraz dikkat edin sevgili akrepler ayın genelinde. Çünkü Mars burcunuzda bu biraz daha hani ateşli rahatsızlıklara, enfeksiyonlara, işte yaralanmalara, kazalara, sakarlıklara yol açabilir. İşte stresle ilgili sorunlar, tansiyon dengesizlikleri, hormonal dengesizlikler, eğer böyle bazı kronik sorunlarınız varsa kendinize dikkat edin, temkinli olun, özen gösterin. Ayın genelinde lütfen enerjinizi daha yapıcı şeylere yönlendirin. Spor yapmak, fiziksel aktivitelerde bulunmak enerjinizi dengelemek için yararlı olacaktır. Yararlı mesela böyle sanatsal çalışmalar, ruhsal faaliyetler, meditasyon tarzı çalışmalar, hobilerinize zaman ayırmak, bunlar da enerjinizi dengelemek için size çok yardımcı olabilir. Ve 18 Kasım'da Mars'ın önemli bir döngüsü başlayacak. Biliyorsunuz Mars Güneş sistemini 2 yılda bir dolaşır ve her 2 yılda bir Güneş'te birleşir. Bu önemli bir 2 yıllık döngüyü başlatır. Bu sefer 18 Kasım'da Mars Güneş'le Akrep Burcu'nda birleşecek. Bu da kuşkusuz sizi için önemli bir döngü. Ve özellikle doğum gününüz tabii ki 18 Kasım ve yakınlarındaysa biraz daha Mars etkisi alacaksınız. Ve bu 2 yıllık süreç içerisinde daha enerjik, daha mücadeleci, daha cesur, daha girişken olabilirsiniz hayatınızda. Mars size güçlü bir enerji katacak, cesaret verecek. Hayatınızda da belki yenilikler yapmak, bir şeyleri başlatmak konusunda daha hızlı bir süreçte, daha önemli bir döngüde olabilirsiniz sevgili akrepler. Ve 23 Kasım'da Güneş artık burcunuzdan ayrılıp Yay burcuna geçecek. 24 Kasım'da yönetici gezegeniniz Mars Yay burcuna geçecek. Hemen Satürn'e bir kare açı yapıyorlar bu geçişle beraber. 23, 24, 25 Kasım gibi parasal konularda böyle bir kısıtlanma, böyle bir zorlanma ya da üzerinizde bir yükümlülük hissedebilirsiniz. Yani finans ve para konularına özellikle ayın 23'ünden itibaren biraz daha dikkatli ve temkinli yaklaşın. Ve 27 Kasım'da İkizler Burcu'nun 4 derecesinde Dolunay meydana gelecek.
8. ev dolunayı tabii ki para konularının için önemli bir dolunay bu. Bu dolunay bir tamamlanma, bir sonlanma, böyle bir dönüşüm getirebilir. Parayla ilgili hızlı bir gündem getirebilir. Bu bir borç olabilir, bir ödeme konusu. Bununla beraber özellikle eşinizin kaynakları, işte hisseli paralar, bu bir miras paylaşımı, bir nafaka konusu, bir kredi konusu veya bir tazminat, burs, emeklilik, sigorta gibi bir konuda beklentiniz. Buralarda bir gündem oluşturması mümkün görünüyor. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Bu değişken bir burçta olacak bu dolunay. İkizler burcunda lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balıkların 4 derece ve yakınlarında 0-7 derece alabilirsiniz. Özellikle gezegenleriniz varsa dolunayın sizin için etkileri artacaktır, önemli olacaktır. Satürn etkisi biraz disiplin altına sokabilir sizi, özellikle para konularında ya da bazı mesuliyetler getirebilir, kısıtlamalar getirebilir. Merkür ile Neptün arasında da bir kare açı var dolunayın yöneticisi yay burcunda. Dolayısıyla para konusunda vereceğiniz kararlara, özellikle ayın son haftasında dolunay döneminde dikkat etmekte fayda var. Biraz yanıltıcı, kafa karıştırıcı olabilir. Spekülatif konulara, işte risk içeren konulara, özellikle böyle şans oyunlarıdır, işte borsadır ve benzeri konulara daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Gerçeklerden uzaklaşırsak manipülasyon ve benzeri durumlar biraz kayıp da getirebilir, yanıltıcı da olabilir sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Akrep burcu zodyağın 8. burcudur. Su elementinin sabit niteliklerini taşır. Yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Akrep burçları iradeli, kararlı, hırslı, enerjik, çekici, yoğun duyguları olan kişilerdir. Özgürlüklerine düşkündürler ve üzerlerinde baskı kurulmasını da istemezler. Ancak kendileri yanındaki kişilere baskı uygulayabilir. Akrepler hem kendilerini hem de yaşamlarındaki diğer kişi ve olayları kontrol etmek ve yönetmek isterler. Akrep burçları çok gururlu kişilerdir. Gururu onlar için birçok kavramdan önce gelebilir. Şüpheci ve kuruntulu yapıları nedeniyle çok kolay güvenmezler. Yoğun duyguları vardır. Onlar birini ya severler ya da sevmezler. Akrep için ya vardır ya yoktur. İkisi arasında bir kavram hayatlarında yer almaz. Kendilerini güvende hissetmek ve güçlü olmak için kariyere ve maddiyata önem verirler. Paranın güç olduğuna inanırlar. Para konularında çok tutumlu ve cimri de davranabilirler. Yoğun duyguları kıskançlık ve kin gibi kendilerine zarar verecek bir hale de dönüşebilir. Kendilerine yapılan iyiliği veya kötülüğü aradan uzun yıllar geçse de unutmazlar. Akrep burcu dönüşümlerin burcudur. Yaşam, ölüm, ölüm sonrası gibi kavramlar her zaman ilgisini çeker. Cinsel güçleri fazladır. Cinselliği yaşamın önemli bir parçası olarak algılarlar. Çok zeki ve sezgileri güçlü olan akrep burcundan herhangi bir şey gizlemek mümkün değildir. Merak ettikleri bir konuyu sonuna kadar kararlılıkla araştırır ve hedeflerine ulaşırlar.